Doya doya modanın en sempatik, en yakışıklı jüri üyesinin yanı sıra sabahları sizi happy hour'da eğlendirip geceleri ise dıptıs dıptısla sizi coşturan o yakışıklı Kemal Doğulu ile birlikteyim. Ben miyim o? Ben teşekkür ederim. Yaz geldi. Şimdi yazları size happy hour'da eğlendirecek. Bu ara Bodrum yanıyor. Bir sürü dedikodu var. Her şeyi derledim, topladım ve soracağım. Ama öncelikle Kemal Doğulu nasıl oluştu? Nasıl popüler oldu? Nereden kıvılcım çaktı? Bir dinleyelim. Her şey bir toz bulutuydu. Geldi ve geçti. Yani nasıl oldum mu buraya geldim evet, yani soruyorsun kısaca. Nereden keşfedildin o kıvılcım? Ben hep çocukken kuaför olmak istiyordum. 8 yaşımdan beri ben kuaför olacağım dedim. Yani böyle bilmiyorum, çocuklar doktor olmak ister, polis olmak ister falan. Ben hayır, kuaför olacağım diye taktım kafaya. Mersin'de bir halamın oğlu vardı, kuzenim. Kuaför salonu vardı fakat izin vermiyordu orada çalışmama. Biraz yeteneksiz fazla mı geriye gitsin? Hayır, çok güzel. Tam istediğim yerden geri. Tamam. Yeteneksiz değil, hiç tecrübem yok. 8 yaşında çocuksun sonuçta. İstemedi beni, almadı iş yerini. Ben de halamı soktum araya. Girdim. 2 sene bana tuvalet temizletti. Yer süpürttürdü falan. Normal şeyler bunlar, çıraklık yapıyorsun yani. Sonra o dönemde babam Amerika'ya gitmişti. Ben de üniversitedeki kazandığım bölümü beğenmedim. Gitmeyeceğim üniversiteye dedim. Babam da bana dedi ki madem okumayacaksın gel Amerika'ya. Benzincide bile çalışsan dedi, aileye destek olsun. Mersin'de yaşayan bir 17 yaşında bir çocuk. Amerika fikri şey. Çok parlak geldi elbette. Fakat İstanbul'a gelmem gerekiyordu. Geldim, bana bir ay sonra randevu verdiler mülakat için konsolosluktan. Bu sırada ben artık kuaför hani olmuş çıraklık fön tutuyorum, saç çıkıyorum falan oralara gelmişim yani 17 yaşında. Burada da çok meşhur bir kuaför kuzenim vardı yine, Zeki Doğulu. O dönem işçi çıkarmış çalış salonunda. Gel dedi, bir ay boş duracağına burada çalış, saç çıka, yer süpür, ne işe yarıyorsan yani bir işe yara dedi bana. Benim de canıma comcom gitmişim kuaför salonuna, içeri bir gidip Tarkan orada. Şaka yapıyorsun. İşte o dönem kim varsa yani hani çok herkes orada, ben zaten kuaför olmak istiyorum. Sonra bir ay sonra şey geldi, mülakat günü geldi, ben gitmedim. Babamı aradım, ben gelmeyeceğim dedim. Hayır, izin vermiyorum, geleceksin dedi. İzin almıyorum sen dedi, kapattım suratına. Gitmedim. Orada çalışmaya başladım. Buradaki Zeki'de, o da kuzenimin yanında İstanbul'da. Peki normalde asıl mesleğin kuaförlük. Ama bir yandan da baktığımda moda programlarının en vazgeçilmez... Oraya geleceğim eğer müsaade edersen. Evet, ben hep zannettim. Dedim ya, o yüzden çok mu erken başladım diye. Sonra çalıştığım yer Zeki Doğulu kuzenim bir böyle çıldırdı, kapattı dükkanı, gitti. Ben de 19 yaşında filanım yani. Dedim ki ben zirvesinde çalışmışım mevzunun, artık bir alt kuaförleri de çalışamam. Çünkü herkes çil yavrusu gibi dağıldı. Ben hayır, setlerde çalışacağım dedim, setlerde saç yapacağım. Yani iddiaya gel 19 yaşında, sen kimsin derler adamı. Ben gittim setlerde çalışmaya başladım, saç yapmaya başladım. Sonra saç kesmedi, makyaj yapmaya başladım. Makyaj kesmedi, styling yapmaya başladım. Bu sefer baktım herkes paket olarak benden bir şey istiyor. Bir şey istiyor. Ve ben yükselenim Başak, biraz mükemmeliyetçiyim, teraziyim zaten. En iyisi olsun. Yani hep olacaksa hep o amaçla giriyorum olaya. Yaptığım işleri hep bir şekilde iyi yaptım. Dikkat çekti. Ve hep artık aranılan isim olmuştum piyasada. Sonra bu birazcık da deliyimdir ben çalışırken. Bu yapımcıların, o zamanki yapımcıların dikkatini çekiyor. Çok mu terledin? Ben çok böyle heyecanlandım. Televizyon teklifi geldi. Yani yaptığım işler sayesinde aslında oldu. Gökten zemine inmedim. Peki daha çok böyle magazine baktığında Hande Yener'le çalıştın. Evet. Bir ünlülerle çok çalıştın. Çok hepsiyle çalıştım. Mesela Tarkan'ı gördüm. Tarkan'ın saçını taradın mı? Bunu şu an sormak istedim. Bir kere çok eski açık havada konser verecek. Ertesi günde askere gidecek. Tarkan. Tabii. Ay, Tarkan askere gönderiyoruz, durun. Evet. Normal böyle çıktı. Böyle çıktı işte, Tarkan yardırılıyor açık havada, kıyamet kopuyor falan. Aralar olur ya konserimiz. Evet. İçeri girdik, 3 numaraya vurduk kafasını. Askere gidecek, asker tıraşı. Konserin yarısında 3 numara çıktı sahneye falan. Kıyamet kopmuştu falan öyle. 3 numaraya vuran sensin. Ama yani 5 dakika içinde 3 numara lavaboya el kafasını yıka falan. Aa, bu anlattıkları Tarkan, süperstar, yani, megastar. Ben öyle başladım mevzuya. Yani. Oradan başladım. Peki ilk televizyona nerede çıktın? Ya çok
böyle hep yaptığım işlerle ilgili çıkıyordum zaten. Evet. O hani kreatif direktörlük yapıyordum ben artık son dönemde sadece. İlk o kendi dahil olduğum programsa işte benim stilim oldu. İlk orada patladı. İlk orada. Yani o programda bütün Türkiye tanımış oldu. Evet, çok da büyük katkılarım var. Keza aynı işte çalıştık. Teşekkür ederim. Evet, bunun yanı sıra şu an doya doya modadasın. Evet. Seve moda, doya doya moda. Evet, beni de biraz çağrıştırıyor neyse. Evet. Şimdi biliyorsun zaten Türkiye bir pandemi yaşıyor. Sen evet. Bu pandemide çalıştın. Çalıştık hep beraber. Peki çalışmanın dışında evde ne türlü korundun ya da işte korundun mu? Nasıl geçti? Ben zaten sosyal bir insan değilimdir. Evet. Yani dışarı çıkmayı, böyle sokaklarda gezmeyi sevmem. Dışarı gerçekten yasak olmasa dahi çıkmam. Dolayısıyla zaten sette de dezenfekte ediliyoruz her gün. Sürekli. Set başka bir şey yapmadım hiç. İnsanlarla sosyalleşmedim, sokağa çıkmadım hiçbir şekilde. Ailenle görüşmedin. Ailemle dahi görüşmedim. Gülce çünkü 1 yaşında oluyor. Hı hı. Bir şey olur Allah korusun ona bulaşır evet. Yeğenim falan diye. Korkumdan onlara bile gitmedim yani. Herkes kendini korursa aslında. Şimdi doya doya modaya gelmişken hemen birkaç sorum olacak. Hı. Yeni dönemde... Yeni sezonda hı-hı. bir değişiklikler ya da herhangi bir şeyler var mı böyle seyirciye tüyo vereceğin? Mesela atıyorum yarışmacı sayısı ya da farklı jüri. Var tabii değişiklikler var da buradan sürprizi neden bozayım ki? En azından var deyip merak uyandırabilirsiniz. Var tabii değişiklikler olacak. Değişiklikler olacak. Büyük değişiklikler olacak. Ama yani, söyleyemem. Söyleyemezsin. Hayır. Anladım. Peki yine doya doya modadan ilerleyeceğim. Baktığımda, sosyal medyada okuduğumda jürenin ve yarışmacıların saçlarını da yapıyorsun ki evet. takdir ediyorum. Teşekkür yani ederim. Yani asla. Peki bu yarışmacıya avantaj, dezavantaj biraz böyle dengelerde haksızlık oluyor mu? Hiçbir zaman hiçbir yarışmacı bunu inkar edemez. Ben hakkı neyse onu veririm. Yani ben adalet hani... Haklının yanında her zaman adalet terazisini korumaya çalışan bir adamım. Evet. Geri gelir birisiyle çok feci bir kavga ederim. Ama yüksekse puanı 5'se maksimum, 5'se üstündeki veririm. Biriyle çok eğleniyorumdur. Kötüyse biri yapıştırırım. Herkes biliyor artık zaten. Hiç affetmem. Saçını yapsam da fark etmez. Zaten birini yapınca hepsini yapıyorum. Hani şimdi haksızlık olmasın diye. Peki bu yorumlara baktığımda bir de şunu fark ettim. Diğer jüriye göre... Ne yazıyor yorumlarda? Ben çok inceledim. Bayağı doya doya mırda sayfasından geliyorum. Bir de şey var. Mesela senin tarafsız ama bir o kadar da hani pat 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 söyleyen. Hardcore diyeyim ya. Düzüm ben. Yani o an içgüdüsel olarak doğru bulduğum şeyi savunurum. Yani bazen biraz sert çıkabiliyorum evet. Ama haksız değilimdir yaptığım şeyde. Yani pat 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 söylerim. Ben içim dışım birdir. Dümdüz adamımdır. Eğer beni öyle görmeyen varsa yamuklu kişinin kendisindedir yani. Ben düzüm. Geçen böyle bir paylaşım yapmıştın. Hemen ona geliyorum konuya bak. Beni bırak kendisi zaten konudan konuyu açtı. O yamuk olan kişi kimdi? Gerçekten. Sosyal medyada yani, bir paylaşım. Ben şimdi arada Twitter'ım ve Instagram'ım var sadece zaten. Twitter benim için böyle iç boşaltma yeri. Çünkü ne geliyorsa Instagram'da dertir. Sadece işte Gülce'yi ve doya doya modayı paylaşıyorum. Bakarsan başka hiçbir şey yok. Evet. Ama Twitter sanki daha böyle bir dolduğumda, bir sinirlendiğimde, bir şeye takıldığımda o gün onu yazdığım gün bana böyle işte abuk sabuk yorumlar yapan tipler olmuştu. Ben de dedim ki ben dümdüz bir adamım. Eğer beni düz yamuk görüyorsan, yamuk öyle bir şey varsa yamuk kişinin kendisindedir dedim. Yani şeffafımdır ben. Birisine gönderme değil. Yani. Yani bence vardı ya. Söylesene lütfen. Gerçekten merak ediyorum. Yok yani. Sektörde çok yamuk şey insan var. Ben herkesle arkadaşım. Herkes benimle arkadaş zaten. Ama yazdığım kişi veya kişiler alıyorlar o mevzuyu üstlerine. Yani hiç isim dahi vermesen. Ve dışarıdan okuyanlar bile buna mı gönderdin diye bana yazıyor. Mesela çok şaşırıyorum, tahmin ediyorlar arada. Yani çok enteresan. Magazinden biraz konuşacağım. Ben hiç sevmiyorum ya magazin. Biliyorum. Normalde baktığında 5 sezon, 6 sezon yanında jüri üyelik yapan evet. Ivana için mesela çok helal olsun. Ben mesela... Çünkü yanlıştı yaptığı. Takdir ettim. Ve etiketlerim, isim geçiririm ben. Öyle şey yapmam yani. Çok netse olay. Yani orada da bir... Hata vardı benim gözümde. Yavaş dedim, bir kendine gel. Yani böyle bir şey olamaz. Çünkü bir şey yapılıyorsa ve sen de bunu yapıyorsan o yaptığın şeyi çamur atamazsın. Sen yapıyorsun çünkü.
sırf gündeme gelmek için, malzeme yaratmak için yapılan şeyler beni rahatsız ediyor. Ben de o zaman sessiz kalmıyorum. Tamamıyla bu... Dümdüzüm. Etiketlerim bile yani yanına ismini. Peki konu aileye gelmişken atlamak istemiyorum. Gelininizden memnun musunuz? Allah herkese inşallah öyle gelinler ve böyle bir damat nasip etsin. İki gelin bir damadım var ya benim. Evet. Sen tabii ki Nesli Hanım peşindesin. Evet. Ay azıcık kıymet var ne olur. Hiç yani, annen diyor mu torun sahibi olmak onların, istiyorum bir şey. Pandemiden dolayı setleri ara vermişlerdi. Onlar Bodrum'da çekiyorlar. Evet. Şimdi onların da setleri başladı. Kadir'le bir şirket kurdu, Kadir yapım şirketi. Şimdi on büyük projeler yapıyoruz. Kast arıyorsa lütfen. Yani bir Kadir'le sürpriz projelerimiz var. O derece. Evet. Hadi biraz bahset. Lütfen. Ya Kadir bir yapım şirketi kurdu. Evet, tamam. Ama olsun. Her şey dahil içinde yani. Ve ben de şirketin kreatif direktörü olarak yola devam edeceğiz. Ve benim projelerim var bir iki tane akılda. Onları gerçekleştireceğiz. Kadir'in projeleri var. Onları gerçekleştireceğiz. Güzel, heyecanlı, komik şeyler var aklımızda. Yapacağız. Ben şeyi düşünüyorum. Baktığımda dışarıdan objektif olarak ikiniz de farklı kulvarda ama evet. İkiniz de aynı popülerlikteyiz. Evet. Hiç böyle ben daha şey sen daha yok, az hiç öyle kıskançlık hiç var sıfır. Mı? Hiç aklıma yok. Bile gelmez. Gerçekten yani, mi? Ben gurur duyarım hatta. Evet bu. Yani hiçbir zaman ben çünkü onlar için yaşadım. Hep. Yani İstanbul'a zaten... geldim, tek tek yanıma aldım hepsini filan. Onların başarısı benim başarımmış gibi gurur duyuyorum. Kadir'i zerre kadar kıskanmadım hayatımda, o da beni öyle. Dediğim gibi gururum okşanıyor onun bir şeydi, başarısını gördüğüm zaman. Bir ara haber çıktı, birbirinizi unfollow ettiniz falan diye. Olur, her kardeş arasında oluyor öyle şeyler. Çok özel değilse kızlarım. Beş parmağın beşi bir değil, biz de beş ben kardeşiz de zaten. Sizler kardeşlerinizle tartışmıyor musunuz geri geliyor? İlla ki anlaşmazlıklarımız oldu. Geçti gitti bitti yani. Yine olabilir. Tabii ki. Belli olmaz, kardeşsiniz yani. Ay annen seviyor mu gelinini biraz? Çok bayılıyor. Bir şey söyleyeyim mi? En sevdiğim çift. Değil mi? Yani, çok yakışmıyor. Bir de bu ara ay o video çekiyorlar ya da evet. Şarkı söylüyor. Evet. O ona aşk yapıyor. Ay yârim derler. Film gibi. Yani bu ara bakıyorum popüler hani Kenan İmirzalıoğlu işte. Hiç baba, çok üzgünüm. Beyler. Hepsi arkadaşım ama hiçbirisi benim kardeşimle Nesra kadar değil. Tatlı değiller. Aldım artık sormayı. Patladım. Hepsini ayrı ayrı seviyorum ama kusura bakmasınlar benim kardeşim diye demiyorum. Kadir'le Nesra çok tatlılar. Maşallah nazar değmesin. Kere. Çok doğallar. Ya o yani düğünlerde geçiyor. O neşeli dans hareketini onlar ay, başlattı mesela. Gerçekten. Ondan sonra herkes yani. Yıkılıyor. Öyle kasmıyorlar kendilerini, çok rahatlar, çok doğallar. Dolayısıyla bu da insanlara yansıyor ister istemez. Peki hiç amca olmak için baskı yapıyor musun? Ben hep baskı yapıyorum. Yani dayı ya. Olmak için yaptım. Oldu. Şimdi onlara da tabii ki illaki arada çıtlatıyorum ama televizyon dünyası. Evet. Şimdi onun dizisi var. Mecbur çalıştı ve hani bir şekilde olamıyor bu setlerde onundan. Hani hepimizin bir takım hayatta yapmak istediği şeyler oluyor, yapamıyoruz. Dolayısıyla onlar da şu an mecburen askıda amca olmam. Aslında. Ama yani bir hani belgelerde ay Türkiye sallanır diye yani, düşünüyorum. Yani, aklımı oynatırım herhalde. Yani bir de yakışıklısınız Allah var. Yani sağ olsun yukarıdaki biraz mesai ayırmış. Fazla vermiş diyorsun. Şükrediyoruz tabii ki. Ben şimdi dayı oldum ya, Gülce'yi görüyorsundur paylaşım. Evet. Aklımı oynatıyorum. Bir de amca olursam ne yaparım yani bilmiyorum. Çıldırırım herhalde. Herhalde dünyalar senin olur evet, diye düşünüyorum. Yani böyle hani çok 3-4 sene önce dedim ki bir daha hiçbir şey mutlu etmeyecek beni bu hayatta. O derece. Artık ne, yani ne, içten bir mutluluktan bahsediyorum elbette. Hani yüzeysel şeyler oluyor. Bir daha böyle içten hiçbir zaman böyle mutlu hissetmeyeceğim kendimi derken Gülce oldu. Yani dünyanın en mutlu adamı, sürekli gülüyorum onun aklıma gelince. Sürekli hediyeler oluyorsun. Neler yani aklımı oynatacağım. Ne 15 ay bırak bu da 15. Dağılmışız ya. Aha, aynen. Burada dedikodu yapıyoruz 15 demez mi? Şimdi gönder normal, gitsin. Aynen. Şimdi yaz itibariyle artık Bodrum'larda yine Bodrum, Çeşme, Kuşadası onlar bunlar. Eğer ki bu süreç sağlıklı atlatılıp kurallara uyulursa çıkılacak sahnelerde. Var aslında benim Nisan'dan beri var işlerim de yasak. Peki diyorsun. Bu Shenzhou 1000 lira muhabbetine ne diyorsun? Ya senin gittiğin yerler böyle o mi? Çıkılan beachler var ya, o çok havalı lüks beachler. Orada fiyatlar hep öyleydi. Yeni bir şey değil ki bu. Yani biz onların o Shenzhou dediği şey aslında bir ortam, bir yanında meşrubatları, içecekleri, her şeyin bulunduğu bir paket fiyatı.
Ve hep böyleydi. Yeni bir şey değildi bu. Yani bütçesi olan oraya gidiyordu. O hani bizim çaldığımız tıs tıp tıs beach'ler. Ki ben çaldığım, eğlendirdiğim yerde güneşlenmekten hiç hoşlanmam. dolayısıyla şimdi wow 1.000 liraya şey mi olur diyorlar, şezlong mu? Hep öyleydi. Yani şimdi sadece böyle bir hani haber aranıyor ya. Aynen. Malzeme lazım. Birazcık sanki baltalıyorlar gibi hissediyorum. Baltalıyorlar yani. Birazcık değil. Bayağı baltalıyorlar. Ama unutmasınlar ki Türkiye'de inşaat sektöründen sonraki en büyük ikinci sektör eğlence sektörüdür. Evet. Yasaklanamaz. Karşıyım yani. Yani ben de normal buluyorum. Ben sadece hani eğlence sektöründe çalışmıyorum. Benim başka kuaförüm var, burası var, bilmem ne hani. Ama o sektör adına endişeliyim açıkçası. Tekrar doya doya modaya geleceğim. Büyük finalde bizleri neler bekliyor? Bir favorin var mı? Ben favoriyi açıklamadım hayatım boyunca. Hiç yapmazsın hiç biliyorum. Olsa dahi açıklamam. Ki yok şu an. Hiç yok. Yok maalesef yok. Yani söylediğim gibi benim kendi son haftalarda, özellikle final haftasında benim zevkime göre, benim fikrime göre mükemmelse tam puan alır. Onun dışında benden beklemesinler dedim zaten hepsine. Peki Kemal Doğulu'nun hayatında biri var mı? Yok. Uzun zamandır yok. Uzun zamandır yok. Evet, 6 yıldır falan yok. 6 yıldır. Bekarım. İlgilere duyurulur. Hemen yazın 0536 deyip Mehmet'liler bildirin. Sizin numaranızı söyleyeyim. Ay hemen abone olmayı unuttuk. Bak video 15 dakika geçti. Evet, kanalıma abone nerede olup. Nerede o şey abone diyorum. Şeysi? Nerede hemen duruyor? Hemen şuralarda bir yerde şurada can mı koyuyor. Evet. Şurada duruyor ama aboneliğe tıklayın ne olur abone. Aynen, kanalıma abone olup yorum yapmayı, beğenmeyi unutmayın. Lütfen beğenin. Evet. Bir de bir şey gördüm. Ne gördün? Yani okudum bilmiyorum. Ne okudun Allah'ım? Jürilerden en çok kimi seviyorsun? Nasıl? Yani hani şunun yeri farklıdır dediğin var mı? Jüri olarak, jüri evet. Ben. Bugüne kadar jüriler. İvana'yı sildiğini biliyorum onu geçen. İvana'yı sildi. Aa, görüşmüyorsunuz. Hiç. Bu olaylardan dolayı mı? Yani olayların etkisi var elbette. Yani ben bir kere artık onu söylemişim, bir daha dönmem. Arkama bakmam. Gerçekten yani. Mi? Hiç seni arayıp beni niye böyle şey yaptın yardım? Yapabiliyorsa, yürek varsa arasın. Yapamadı. Cevap veririm ben hani. Cevap veremeyeceğim bir şey söylemem zaten. Dünya alem bile bizim Gülşah'la ayrı bir enerjimiz var. En sevindiğim şey Seren Sever kocasına kavuştu, pandemi kalktı. Artık rahat rahat gidiyor. Canlı yayınlara konu oldu. Kocacığım diye lütfen. Allah kimse kocasız bırakmasın. Bu çok önemli. Seren'le tabii yeni evliler ya onlar. Özlü evet. Yok galibim ne yapsın. Aynen. Koştur koştur uçaklar da kapalı. Bir insan bu kadar mı tarzsız kere olur? Pandemi balayına geldi. Kocası gelmeye çalıştı, gelemedi. O gitmeye çalıştı, gidemedi. Şimdi kavuştular artık. Ay şükür. Şükür. Peki hiç böyle aran kötü olan biri yok. Aram kötü olan biri yok. Ama hani ayrı diyorsan Gülşah'la enerjimiz çok tuttu. Evet o ve hani çok eğleniyoruz. Çok leblemeden leblebi kıvamına geldik artık. Hiç konuşmadan anlaşabiliyoruz neredeyse. Bakışarak. Dolayısıyla önemli bir şey bu. Sera'yı ben çok çok eskiden tanıyorum zaten. Çok eski arkadaşım. Hiçbiriyle bir sorunum yok. Çok gayet ballı lokma tatlısı gidiyoruz yani. İmanayı sildi. Ben de. Tekrar ediyor ki. Başlık belli oldu galiba. Aha, konular çok önemli. Tarkan'ın saçını yıkadım, kestim, sahneye attım. Yakında avcı oluyor. Yalanlar. Uydurma manşetlere kanmayın sevgili izleyiciler. Neyse doya doya villasında burada her şey o kadar güzel ki girdim mi çıkmak bilmiyor. Vallahi sen çok tatlısın, enerji çok güzel. Çok her zaman enerjisine hayranımdır çünkü girdiği ortama pozitiflik saçıyor. Teşekkür ederim. Çok tatlısın her zamanki gibi. İyi, bunu da gözü sende, bu sana o sabit kaldı, bu benimle oynaşıyor. Öyle, o zaman bir programın daha sonuna geldik. Biz oyun oynayacaktık ama her şey o kadar döktü. Hızlı gelişti her şey. Oyuna bile vakit kalmadı. Başlığını da aldı. Aynen, konular çok önemli, Tarkan'ın saçını kestim, yıkadım. Yakında inşallah amca olacağım. İnşallah. Annem değiniyor mu gelinine? Gerçekten bak. Çok yani gerçekten. Bir yaklaşsana, burası çok önemli. Şimdi şöyle bir şey var. Şimdi, ayrı tutuyor mu? Mesela o Neslihan'ı biraz daha popüler diye. Ne duymak hani, istiyorsun? Hayır. Annene yani, hizmet eder şimdi mi? Bakarsa, Türk gelin ve örf adetlerine yakın şimdi mı? Zaten Neslihan Giresunlu. Evet. Bizim diğer gelin Nazlı da Giresunlu. Bizim damat Serdar da Giresunlu. Tesadüf. Onlar da çok böyle aileler ve çok Türk örf adet ve annelerine çok uygun yaşıyorlar. Biz hani annem biz birini almışsak, tanıştırmışsak bizim kabulümüz, annemin de kabulüdür her zaman için. O derece. Dolayısıyla hiçbirini ayırmaz, hepsini de çok seviyor. Annem kaynanalık yapamaz. Ben diyorum anne ben yapacağım. Yapar. Size diye kaynanalık yapacağım. Anneyi alkışlıyoruz. Ben de alkışlıyorum annemi.
Doya doya Madan'ın setinden. Doyamadık sohbeti aynen, ama. Aynen doyamadık. Daha kamera kapanınca neler Allah dönecek. Ay şuraya bir dönsene, ne yapıyor Arsuz? Facia. Açın bu, tamam mı? Kapatalım mı artık? Bence kapatalım. Kendinize iyi bakın. Bizi dövmesin değil mi? Hadi bay bay.